böyle macağımız bitti. Aynen. Kolay gelsin Hüseyin amca. Sağ olasın Hüseyin, hayırdır? Aşağıya neden haber götürdüm? Evet, neydi? Yayla akar vurmuş. Evet. Çok soğuktu, göçü assın diye. Ne zamana, gün verdi mi? Gün verdi, yarın. Ha, yarına, tamam. Bugün o zaman çay toplayıp yarın sabahtan çıkarım yola. He. Tulum çalarak böyle bir çay toplayalım biz. Sıkıntı yok, çalarız. Tamam, sağ olasın, teşekkür ederim. Ne demek? Biz de böyle toplamaya başlayalım. Haftada dersin gerekir diyor. Sağ ol. Ah. Tam malım canım Orhan. Çalış. Bu çayı bulmazsınız. Çalışın.
Buranın çay çalış. Baba. Evet doğru. Nereye gidiyorsun? Yaylaya gidiyorum babaanneni almaya. Tamam. Tamam. Bizim buralarda hocam iş bitmez. Çok yoğun iş var. Yaz kış durmadan çalışıyoruz. Arazinin engebelli ve yağışlı olduğundan dolayı yani işlerimiz çok zorlaşıyor. Annem ve babam hayvancılıkla uğraşıyor. İkisi de yaşlandı. Ama yine de durmazlar. Hava ısınınca ineklerle, keçilerle yaylaya göç ederler. Benim çocukların okulu olduğu için biz gidemiyoruz. Ama zaten çocuklar da yaylayı sevmezler. Bu sene kar yaylaya erken yağdı. Annem ve babam yaylada mahsur kaldı. Babam inekleri ve keçileri yayladan alıp köye indirecek. Yol uzun olduğu için bir gece yolda çadır kuracak. Dinlenip ertesi günü yola çıkacak. Biz de arabayla yaylaya çıkabilirsek, annemi, buzavları, eşyaları oradan arabaya yükleyip geri ineceğiz. Burası atlatıp gidecek. Bu şey, bu da şeker.
öyle oldu, gideyiz biz kapıya, daha kapıya gideceğiz. Macal ya hocam. Bu film oldu, film. Bu bir güzellik. Her zaman böyle yaylaya rastlıyor mu kart göç zamanı? He daha acele oldu da gülüşe edemedim da. Ben kenarında şey yapayım da yersiz. Bunların çobanı. Kendisi yoruluyor. Evet, bunların uzun yolu var. Büyük inekler dünden çıktılar yola. Onlar yolda hala da yürüyorlar. Bunlar da arabayla, şu aşağıda arabayla gidecek.
Atla kuz, atla. Atla, bir tane atla acaba. Sen de güzel atlarsın. Hadi tospa, tospa hadi. Aa, onu altı vurdu. Oo, benim uşağımız. Benim uşağım nerede uşağım? Gelin, oy gelin. Ha, abi gelin. Sen bu da zaten otun içinde kaybolursun. Gelin. Ha, ha, en, ha, en. Haydi oğlum, haydi. Ola be kocam. Oo, ha, ha. Gözü. Kaya vurdu. Ha, yat. Helal olsun, ne yapalım? Ne kadar ot olursa olsun. Hayvan zaten yayla çok yüksek yani 3500 rakım. 3500 işte darıgan. Buzakları yani küçükleri arabayla gidiyorsunuz. Evet. Büyük hayvanlar yürüyerek. Yürüyerek. Yani bir gün boyunca hatta iki gün neredeyse yol yürüyorlar. İki gün. Bir gün yolda kaldım paskalarda. Ya, yani bir gün yolda yatarak. Çamlık'ta yürüdüm. Paskalarda kaldım bir gece. Ertesi gün orada. O kadar yürüdüm. Uzak yani yol iki gün boyunca hayvanlar yürüyerek köye iniyor. Evet. Köyde bura. Tamam işte. Buraya gidiyoruz. Çok büyük bir mesafe yani. Evet. Bir de yol çok uçurumlu, yüksek, engebelli bir engebelli, yol. Hayvanlar evet. Hiç oradan hani ne bileyim koşar, düşer, atlar. Yok, korkmuyor. Kendini korurlar. Bu hayvanlar hayvan yani çok kendini korurlar. Ezberlemişler yolu. Hayvan yalnız hayvanın peşine gitmeyeceksen. Hayvanı kendi dengesini, kendi şeyini bozmayacak sen. Kendi kendine gidecek. Kendi kendine gitsin, hayvana bir şey olmaz. Bu hevesluk var ya, hevesluk yaptırıyor hocam. Yaylasız da olmuyor yani. Yaylasız olmaz. Yani. Yaylasız bu hayvanla yapamaz. Yayla ilaç gibi geliyor size yani. Bana biz alıştık hocam. Yayla alıştık. Ondan önce, benden önce annem yaylacıydı. 17 sene oldu aldı. Yaylada. Tabii siz yaylaya çıkınca çay işi Kenan'a yok, kalıyor. Çay zaten ben çay toplama, 10 seneden çok oldu çay. Yani yayla işi sizde, evet. Çay toplama işi, satma işi Kenan'da. Kenan'da. Ben Salih Hoca, ben fazla yaylayı seveyim ama fazla sevmeyeyim. Niçin derdese yaylada ben bu Yokakit Alikman Yaylası'nı çok seviyorum. Ben dağında hangisine sıkılayım, darlanayım. Çok yüksek, uzak. Kaça? Telefon çekmiyor. Elektrik var mı orada? Yok. İşte bir güneş elektrik. Elektrik yok, telefon yok, yok. Televizyon yok. Yok. Yani dağın başında 3500 rakımda he. Allah'a emanetsiniz orada. Hayvanlardan beraber sadece. 15 gün oldu, ben huylanayım, ben diyeyim gideyim köye. Ondan bir kaçayım. 20 gün, 25 gün köyde kalayım. Tekrar geliyorum. Ama i̇şte gelmek, öyle, gitmek de zor. Bitmek. Mesela araba sorunuyor. Kaç saat? 3 saatte arabayla... Araba sorunuyor. Ben duramayayım. İstanbul olsa bile. Çocukluğun yanına gittim Salih Hoca. Ben orada kalamadım. 20 gün oldu hastalandım. Çocuk doktora götürdü. Bunun hiçbir şeysi yok diye doktor. Psikolojim bozuluyor. Kalamayayım da. Şehir hayatı belli bir yerde, belli bir yerde duramayayım epey bir zaman. Sıkıntı, sıkıntı şeyde. Şimdi Zaligan'da komşu yok, bir komşu var. Sıkıntı ondan. Komşu da yok yani. Bu da şimdi inekli orada rahat edildi. Orası değil. Orası hayvanlar için çok iyi. Hayvanlar çok işte yani kar yağdı beraber kar yağdı uzaklar aldık sen yukarı gelmedin yok daha da yukarısı var bu gelemedi ya kar yağdığı için çıkamadık eve kadar yürüyerek biz
Çamlı'ya kadar geldi de ben o gece müdür bey var ya. Bu da cumartesi günü bunu büyük inekleriyle yola koştum. Ta Moşut'tayız onun altına kadar yola koştum. Bu indi. Ben kaldım tek başıma o küçükleriyle. Ya gece şimdi akşamdan hava tam sertledi. Sertledi dedim bu hava bir şey var geliyor, kar geliyor da. Gece oldu, akşam karanlık oldu, saat 1'de 2'de bir gök gürültüsü başladı arkadaş. Gök gürültüsü başladı ama gök kopar, gü odum sodum, ben tek başımayım onu. Ben şimdi ne edeyim? Yine uykum geldi, 12 bir 2 oldu, saat yatacağım da uzandım. Ya bir sessizlik var arkadaş. Ben de korkudan şimdi gece açamayayım da bir yeresini. Bir küçük pencereden, aralıktan baktım ki, ana, dere görünmüyor, kar kapatmış. Kar yağmış ha. Bir de o çatıdan, o sacdan kar küt, gece düşeyim mi? Canım dedim, katiller mi geldi de dedim. Kapıda dedim şimdi, beni rahatsız ediyorlar dedim da, ne dedim, küt ses var. Mege kar tohulmuş, aha bu boy yığılmış saçağın dibine. Ana kalktım ki bu zavla hayvanla kaldı ahırt. Şimdi ben neye döyeyim onlar? Olan misrini verdi, böyle deti pişirdi. Onlara katıcı içirdi. İçirdim, ahırda durmayalı. Ola bir bozayım dedim bunlara ki. O karın içinden yani bir gitmeye başladılar, tak o yani dördü katıyla karı hazettiler hayvanını. Dedim gitsinler, nereye gidecekler, gene gelecekler kapıya. Ot arayalım, ot bulamadılar kardı. Tekrar geldiler kapıya bağladım, tekrar bir daha alıcı içirdim işte. Çocuğu bekleyeyim bunu. Aa, pazar günü geldi. Ondan geldiniz işte çıkamadınız orası. Kar yağmıştı, araba çıkmadı. Orada da kimse yok. Bak, malcilerden başka kimse yok diyor. Yaylada kimse kalmamış. Malciler de aşağı otardılar. Keçileri aşağı vurdular. Aşağı kayıyor. Yolda gelirken gördük. Herkes keçilerini indiriyordu aşağı. Oradan öyle işte Salih Hoca. Öyle böyle macaramız bitti. Bu senelik kapattık. Bu seneki yayla hayatını böyle bitirdiniz. Seneye artık Haziran'da tekrar nasip edeceğiz.